Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Football Manager 2024 oynayacağız. Football Manager 2024'te Regina ile bir kariyere başlıyorum. Regina ile neden başlıyorum? Regina İtalya'nın Serie B'de medya beklentisine göre en son sıradaki takımı. Son sıradaki takımla başlayacağız. İtalyan'ın en son sıradaki takımıyla. Karakter olarak kendime Helenio Herrera ismini verdim. Bu arkadaş kendisi İtalya'da Catenaccio'yu ilk ortaya çıkaran teknik direktör. Özelliklerimiz berbat durumda. Sadece işte şu özelliklerimiz de birazcık böyle. Bunlar da kötü aslında da. En son en düşük lisansla oyuna başlıyorum. Ulusal C lisansıyla. Özelliklerimiz berbat durumda. Kendimizi taktik olarak kendi taktiğimi oluşturdum. Forseti defansif gegenpress diye. Defansif gegenpress nasıl yapılıyor? Defansif gegenpressi açıkçası ilk defa denemiş olacağım. Defansif gegenpress diye bir taktik yok aslında. Gegenpress dediğiniz şey hücum ağırlıklı bir futboldur. Ama Football Manager'da ben bir defansif teknik direktör, defansif oyun oynatan bir teknik direktör olma rolü yapmak istiyorum. Zaten o yüzden Helenio Herrera'yı karakter olarak oluşturdum. Helenio Herrera, Catenaccio'nun mucidi. Öyle olunca hücumcu bir taktikle oynamak istemiyorum doğal olarak. Defansif ağırlıklı, tamamen savunma ağırlıklı bir anlayış seçtim. Ama bunun yanında da hücumda pres yaptırıyorum. Neden öyle yaptırıyorum? Çünkü Football Manager'ın metası, Football Manager'ın oyunculardan istediği şey aslen iki şey var. Bir, pozitif futbol ya da hücum ağırlıklı oynatmak. Bunların dışında genelde başarılı olmak çok zor. Belki bir dengeli oynatarak da başarılı olabiliyorsunuz ama savunma ağırlıklı anlayışlar Football Manager'da başarılı olamıyorlar. İkincisi de gegenpress, hücumda pres yaptırmak. Hücum pres yaptırıyorsanız yine başarıya giden yolda bir adım atmış oluyorsunuz. Ben bu ikisinden en azından bir tanesini kullanayım bari dedim. Gegenpress. Football Manager'ın savunma taktiklerinin çoğunluğunu denedim. Daha önceki yıllarda da çok denedim. Ve başarı için genelde yeterli olmuyorlar. O yüzden de böyle savunmayı çok geriye kurduğunuzda, mesela top rakipteykenki anlayışımı göstereyim. Önde savunma hattı yapacağız, önde pres yapacağız, rakibe baskı hattı yapacağız, topa dalacağız, daha sık önde savunacağız. Bu anlayışları kullanacağız. Bunun sebebi de savunma hattını geriye aldığımızda, şu şekilde çok geride ya da geride falan yaptığımızda Football Manager'daki savunmacılar şey yapmıyorlar. Önde rakibin gelmesine izin veriyorlar. En de sonunda da o savunmanız geçiliyor. Ne kadar iyi bir savunma kurarsanız kurun. Ben beşli savunma, önüne iki defans, orta sahalığı falan sistemler de denedim. 3-4 tane gol yiyebiliyorsunuz rahatlıkla. Savunmayı kalabalık tutmanın ya da geriye almanın size çok büyük faydası olmuyor. En azından Football Manager'da olmuyor. Ve gol atma şansınız da çok çok düşüyor. O yüzden böyle bir anlayışla oynayacağız. Savunma, evet savunma anlayışlı. Oyun anlayışımız savunma ağırlıklı. Ama aslen böyle bir savunma hattını önde kurarak oynuyoruz. Dörtlü savunma, üç merkez orta saha, işte iki kanat hücumcusu, bir tane de forvet. Burayı sahte forvet olarak ayarlamıştım ama bu değiştirilebilir, yaratıcı forvet olabilir. Komple forvete uygun olan bir oyuncunuz varsa o da olur. Kanatlar da yine aynı şekilde kanat forvet ya da işte duruma göre burasını kariyer içinde değiştireceğim. Ne bileyim kanat oyuncusu olabilir, kanat forvet olabilir,
ters ayaklı kanat oyuncusu olabilir. Diğerleri bu taktik için uygun değiller. Hücum pres yaptırdığınızda Ramdeater 10 numara ya da ofansif oyun kurucu gibi roller verirseniz bu üçü özellikle hücumda pres yapmak için uygun roller değiller. Savunmaya çok az destek veriyorlar. Bunlar daha farklı oynanış tarzlarına sahipler. O yüzden bu üçünü kullanmayacağım. Hedef kanat oyuncusu da kullanmayacağım. Kanat oyuncuları genelde işte kısa boylu falan oyuncular oluyorlar. Hedef kanat oyuncusu o yüzden çok tercih ettiğim bir şey değil. Çok illa hedef oyuncu kullanacaksak ileride pivot santrofor kullanırız. O yüzden kanatlarda ya kanat oyuncusu olacak duruma göre. Belki oyuncumuz orada uygun olan bir oyuncu olur. Kanat oyuncusu yaparız. Ya da kanat forvete uygun olan birisi vardır. Ya da ters ayaklı kanat oynatacak birisi vardır. Buna göre bu üç rol arasında değiştireceğiz. Her iki kanadı da. Forveti de değiştirebiliriz duruma göre. Elimizdeki oyuncuların yeteneğine göre bunlar değiştirilebilir. Stoperleri bu şekilde tutmayı düşünüyorum. Biz pasör stoper ve standart stoper. Şunları değiştireceğim yalnız. Dinamo yapacağız. Mezzala'ya göre dinamolar daha defansif orta sahalar. Mezzala'lar daha fazla hücumu düşünüyorlar. Dinamo daha iki yönlü. İki yönlü orta saha gibi aslında. Box to box midfielder gibi Dinamo ama biraz daha farklılar. Bunları iki ceza sahası önünde gidip gelecek iki orta saha kullanacağız. Bir tanesi de defansif oyun kurucu olacak. Bu roller de duruma göre değiştirilebilir elimizdeki iyi oyunculara göre. Genel olarak ama bunları kullanmak istiyorum. Bu şekilde bir üçlü. Belki birini duruma göre mesela falan yapabiliriz. Kanat bekler, sahte bek daha ortaya gelsinler diye hücumda. Dinamolar çünkü ileri gidecekler hücum ettiğimizde kanat bekler de onların olduğu yerden ortayı kapatacaklar. Bu şekilde bir anlayışla oynayacağız ama bunlar da çok illa bu şekilde olmak durumunda değil. Kanat beke de çevirebiliriz ama savunma dörtlümüzün tamamı savunma anlayışı, orta üçlümüzün tamamı destek anlayışta olacak. Bu hücum üçlümüz de hücum anlayışında olacaklar. Biraz böyle rolleri anlayışlarına göre bölmüş olduk. Bu şekilde bir taktikle oynayacağım. Takımımız çok iyi bir takım değil. Zaten ligde 20. olması bekleniyor. Kesin küme düşmesi beklenen takım. Bu takım aynı zamanda oyuncuların neredeyse yarısı veya belki daha fazlası galiba kiralık. Şöyle kadroya bakalım. Böyle bir sakatımız var. Sol bek. 7 hafta 3 ay yok. Çok güzel. Filippo Melegoni var. Filippo Melegoni. Aslında gayet de iyi bir oyuncuymuş. Çocuk nerede oynuyordu? Juventus'ta mıydı eskiden? Atalanta, Pescara, Genova. Eski FM'lerden bildiğim bir oyuncu bu. İyi potansiyelli bir oyuncu olarak görünüyordu eskiden. 4-5 ay yok. Zaten kiralık bir oyuncu sezonun yarısını kapatmış. Burada Vergara var. Antonio Vergara 20 yaşında. Ofansif orta saha. Bu da sakat. Oo, bu 10-11 ay yok. Zaten sezonu kapatmış. Çok güzel. Adamı kiralamışız ama 2024'te bitecek. Evet. Bir yıl sonra kontratı bitiyor. Bir yıl sonra da sakatlığı iyileşiyor. İyileşir iyileşmez gidecek. Luka Vidomuz sakat. Forvet ve sol kanat. 12 ay 14 ay yok. Bir yıl yok kendisi. Regina da açıkçası muhtemelen bir sezon, belki iki sezon kalabilirim eğer kovmazlarsa öncesinde. Vibuti satış listesine koymuşlar. Neden satış listesine koydunuz? Herhalde çocuk değilmiş. Takımın
Kadro planlamasına şöyle bir bakalım. Kalemizde 3 kişi var. Yeterli. En iyi kalecimiz buymuş. Francesco Bardi. Yani bu lig için yeterli bir kaleci. 31 yaşında. Tecrübe abidesi. Yedek kalecimiz kiralık. Yani işte yeterli olur yedek kaleci olarak. Bir tane böyle bir kalecimiz var. Bu da üçüncü kalecimiz. Üçüncü bir kaleci olsun diye var takımda. Sağ bek oynayabilecek 3 kişi var. Birini satıyorlar. Sampressi sol bekte oynayabiliyor. Mario Sampressi. En iyi kanat bekimiz. Sol bekteki en iyi kanat bekimiz de bu. Sahte bek oynayabiliyor. Kanat bek de oynayabiliyor. Her ikisinde de iyi. En azından bu takım standartına göre. Fena değil. Orta yapması da iyi. Aslında bu çocuğu kanat bek olarak kullanabiliriz daha ileri gitsin diye. Bir tarafı, bunu çocuğun oynadığı tarafı kanat beke çevirip diğerini sahte bek bırakabilirim. Ricardo Fiamozzi. Gerçi bu da orta yapma konusunda iyiymiş. Sahte bek olarak da oynayabiliyor. Tamam. Bu sadece sağ bek. Bir de bu var. Lorenzo Liberti. Bu da rotasyonda oynatabiliriz. Sol tarafta Sampressi var. Şu var. Neymiş? Pierre Agnolo var. İki önlü bek. Kanat bek. Markajı çok kötü ya. Ne biçim beksin oğlum sen? Markajı 8 olan bek mi olur? Bir tane bu var. Bu da sakat. Neyse düzelecek en azından. Stopper'de toplamda 5 alternatifimiz var ama birisi kanat bek zaten. Onu geç. 2 tane standart stopper. 2 tane kenar stoper var. Pasör stoper oynuyor mu bunlar? Yani bu çocuk oynar. Pasu 11, teknik 11, kontrol 11. Paolo Rozio var bir de bu. Onu oynatmasak daha iyi. Zihinseli fena değil yine idare eder. Tam aslında standart stoper oynatacak adam. Teknik özellikleri öyle en azından. 30 yaşında. Bir 4. stoper olarak kalsın. 4 stoper bize yeter ya. Bunlarla rotasyon oluştururuz. Marcandalli. Bu da tam standart stoper gerçekten. Kazma. Tam bir kazma. ...21 yaşındaymış. Bir de Filippo Romagna var. Bu nasıl? Bu da pasörlüğe çok yatkın değil. Tekniği ve ilk kontrolü 8, vizyon 8. Ama bir şekilde oynatacağız bu dörtlüyü. Muhtemelen şu Şiminski'yi... Pasör stoper yapıp diğer ikisini standart stoper oynatacağız bir şekilde. Yani merkez orta sahada yeterince oyuncumuz var. Çok bile. En iyisi sakat. Fortanova var. Savaşçıymış iki yönlü. Dinamo oynar. Oynar. Dinamo oynarsın sen. Derin oyun kurucu oynatsak onu da oynarsın. Fena değil aslında. Hiçbir özelliği çok iyi değil. Ama hiçbir özelliği çok kötü de değil.
pas 12, teknik 13, top kopma 11, şut 11. Evet, idare eder. Zihinsel de idare eder yani en azından. Biraz daha soğukkanlılığı iyi olsaymış, derin oyun kurucu oynatmaya da uygun olurdu bu. Alessandro Bianco 20 yaşında, Fiorentina'dan kiralık. Defansif oyun kurucu. O da soğukkanlılığı kötü, markajı kötü. Meh. Yani tam bir meh denecek oyuncu. Kabaşi kendi oyuncumuz. Onu Dinamo oynatacağım. Dayanıklılığı 13. Koşsun işte. Çok aşırı dayanıklı oyuncumuz yok galiba ya. Onu da 13. Defansif oyun kurucu oynar mısın sen? Oynarsın. Oynarsın. Evet, iki rolde de oynar burada. Tamam, fena değiller. Merkez orta sahada var yani biraz bir şeyler. Nathan Girma var. 21 yaşındaymış. Pek potansiyeli yok. Diğerlerine de bakmayın. Nardi. Evet, hepsi benzer yeteneklerdeler. Zaten asistanımız da öyle diyor. Değiştirip değiştirip oynatacağız bu arkadaşları anladığım kadarıyla. Melegoni olsaydı iyiydi. Sağ kanat oynayabilecek iki adamımız var sadece. Yanis Antiste. Bu aslan forvet. Sol kanat ve sağ kanat oynayabiliyor. Kanat forvet. Bakalım. Topsuz alan 14. Güzelmiş. Çevik. Driplingi iyi. Tekniği iyi. Hızlanması iyi en azından. Takıma göre iyi yani. Sağ ayaklı. O zaman bu çocuğu sol tarafta kanat forvet oynatırız. Sol tarafta 3 kişi var. Ama bu sakattı zaten. Orada da 2 kişi var. Bunlar aynı mı lan? Muhammed Varela. Evet. Çok güzel. Toplam 2 tane kanat hücumcumuz var. Evet. Sadece 2 tane. Buraya transfer yapmamız lazım. Kulübün parasına bakayım. 700 bin euro transfer bütçemiz var. Maaş bütçemiz yok. Hepsini harcamışlar. Hayırlısı ya o zaman. Forvet'te toplam 4 oyuncumuz var. Bunun birisi yine kanat oyuncumuz zaten. Birisi de yine sakat olan. 2 tane forvetimiz kalıyor. Böyle idare edeceğiz galiba. Şimdi kanat bek, kanat forvet, çocuğu da satış listesinden çıkarayım ya ben. Bence. Durumu ayarlanmamış diyeyim. Zaten yok yani kanat bekimiz. Toplasam 4 tane kanat bek var. Lazım olacak. Şimdi kanat forvet 2 tane lazım. Orta sahaya kimse lazım değil. Forvete belki bir kişi alabiliriz. Belki de gerek olmaz. Alsak iyi olabilir. Şuna bir bakayım. Fizikseli gayet iyiymiş bu çocuğun ama. Cedric Bondo. Tekniği kötü ya.
Teknik 10, bitiricilik 10, dribbling 11, pas 11. Yok. Yani bence yedek. Mecbur Pettinari'yi oynatacağız forvette. Pivot oynatsak. Yok, yaratıcı forvet oynatalım. Okey. Kulüp çalışanlarına bakalım bir de. Takım eksikleri belli. İlk 11 için çok transfer yapmayı düşünmüyorum ama rotasyonu genişletmemiz lazım. Antrenör kadromuzda 3 tane performans analisti hiç yok. Duran top antrenörüne izin vermiyor kulüp. Keşke verseydi. Bir kondisyon antrenörümüz var. Zihinseli çok kötü. Bir kaleci antrenörümüz var. Meh. İşte idare eder. Bir antrenörümüz var. En azından savunma antrenörlüğünü iyi yapabilecek. Gayet iyi yapabilecek bir adam. Savunma taktik 16-15. Ve zihinsel de iyi. Evet, çocuk. Savunma antrenörlüğünü iyi yapar. Asistan menajerimiz kötü. Kötü yani. Performans analiz sorumlusu idare eder. Yeter. Altyapı sorumlumuz gençlerle çalışması iyi ama yetenek değerlendirmesi kötü. Bir de ben varım. Ben en kötüsüyüm zaten. Özellikler berbat. Böyle bir oyuncuyum. Böyle bir teknik direktörüz. Evet, gözlemci bir tane alalım. Bu kariyer boyunca alacağım personellerin tamamını bu şekilde ilan verip işe başvuranlar üzerinden alacağım. Böyle bir kendime kısıt koyuyorum bu kariyerde. O antrenörleri aratıp bulup en iyi antrenörleri almak gibi bir şey yapmayacağım. Tamamen ilan vereceğim. Bu kulübe uygun olan insanlar gelip başvuracaklar. Onlardan işe alacağız. Şöyle, evet, şu kadar ilan verelim. 3 tane antrenör alacağız. Bir tanesi kaleci, bir tanesi kondisyon, bir tanesi standart antrenör. Ya da belki 2 standart antrenör alabiliriz. Kaleci antrenörü, bir kaleci antrenörü ikisini idare etsin de diyebilirim. Şuraya gözlemci ilanı verelim. Şu boş olan pozisyonlara da ilan verelim. Kiralık oyuncu sorumlusu. Oyuncu analisti. Evet, hepsine. Sağlık personelimiz. Fizyoterapistlerimize bakalım. Fizyoterapisi 8. Baş fizyoterapistimiz iyiymiş. 16. Diğeri 11. Hadi bu idare eder de şu 8. 8'lik fizyoterapisti ne yapayım? Bunu bari serbest bırakalım. Bu gitsin. Tane gözlemcimiz 7-7. Bunu da gönderelim. Onun gözlemleyeceği oyuncuya yani 8-9 da gitsin. Kalabilir. Yani en azından Regina için yeterli. Gerçi Hellas Verona istiyormuş. Bu da oraya gider. Baş gözlemcimiz. O da kalsın hadi. Bol direktör kalabilir. Tamam, kadromuz böyle. Ha, bir de şunlara bakalım. Spor bilimcisi 8. Spor bilimi. Bilimle uzaktan yakından alakası yok. Ha, bu daha da berbatmış. Bunu bari kovayım ya. Bu gitsin. 5 ne ya?
Sokaktan adam bulup getirmişler. Birini tanıdığı mısın sen? Neyse anlamadım. Tamam bu kadar yeter. Personelimiz böyle olacak. Kulüp hedefleri, beklentileri, maaş bütçesinin aşılmaması, tamam aşmayız. 23 yaşından küçük oyuncuların transfer edilmesi. Oyuncu transferi yapamayacağız zaten. Geç. Seri B'de kalmaya çabalanması. Biz de onu istiyoruz ve Kupa İtalya'da grup aşamasına kalınması. Grup aşaması ne zaman oluyor ki? Neyse bakarız. Turlar. Grup aşaması diye bir şey yok ki lan. Ön tur var, birinci tur var. Herhalde şu birinci turdan bahsediyor. Bir tane ön tur oynayacağız. Birinci tura almaya çalışacağız. Bir tur geçmek lazım. Okey. Benim sözleşmem bitiyor. Tamam, kabul ediyoruz kulüp hedeflerini. Taktik. Taktiğimizi belirledik. Taktiğimiz bu. Kadro seçim kuralları. Kadroda 23 yaş üstü oyuncu sayısı en fazla 20 olabilir. Peki. Nasıl? En fazla 18 mi oluyor? 20 mi oluyor? Kulübün simge oyuncuları hariç. İki tanesi simge oyuncuysa 20'ye mi çıkarabiliyoruz? Herhalde. Onu anlıyorum. Bu arada takım yeni Seri C'den yükselmiş bir takım. Seri B'ye. Evet, şunlar için başvurular alınacak. Sözleşmelerini sonlandırıyoruz. Çalışanlarına şuraya spor bilimcisi ilanı da verelim. Fizyoterapist ilanı da verelim. Gözlemci ilanı vermiştik. Evet. Kadro böyle. Oyuncu transferlerinde bildiğim oyuncuları girip şunu alalım, bunu alalım yapmayacağım. Gözlemcilerden gelen raporlara göre bunlar iyi dediklerini. Takımın ihtiyacı da varsa o bölgede ve işte ne bileyim potansiyeline bakacağız ya da mevcut yeteneğine bakacağız falan. İşimize yarayanları gözlemcilerin önerilerine göre transfer edeceğim. Bunun dışında da sadece şu şekilde mesela Avrupa'dan İtalya milli takımlarını milli takım bizim için şey olur da 21 yaş altında işte fiyatı ucuz olanları ya da işte kiralanabilecek olanları falan gözlemlettireceğim. İşte değişik Avrupa ülkelerini. Gözlemcilik seviyemize göre bir bakalım da. Gözlemcilik menzilimiz sadece Güney Avrupa'ymış. Avrupa bile değil. Sadece Güney Avrupa. Avrupa'yı izleteceğiz. Tamam. Oğlum biraz büyütün ya. Bu ne? Bütçemiz yok zaten. 142 bin euro. Onda 140 bin eurosunu oyuncu izleme ağı için vermişler. Dışarıdan Güney Amerika'dan şuradan buradan oyuncu izleme şansımız yok. Bu takımda kaldığımız sürece. O yüzden ne veriyorlarsa onları izleyeceğiz işte. Tamam. Ben bir şeyi bu sezon başını geçeyim. Zaten taktiğimiz belli. Buna çalışacağız. Bir iki tane transfer ve bir iki tane de antrenör transfer edeceğiz. Sezonun ilk resmi maçında tekrar görüşürüz. Ben bir bunları halledeyim orada.
karşılaşırız. Evet, hazırlık dönemini sona erdirdik. Daha doğrusu hazırlık dönemi tam bitmedi ama kupa maçıyla ilk resmi maçımızı oynayacağız. Kupa maçından önce dönmüş oldum. Lig maçları başlamadı henüz. Şimdi ilk olarak bir tane Pescara'yla bir kupa maçı oynayacağız. Kupa İtalya ön turunu. Bu turu geçersek kupadaki bize verilen görevi tamamlamış oluyoruz. Toplamda 4 tane hazırlık maçı yaptık. Bunların birisi bizim yedek kadromuzla. Yine Serie B'de olan Leggio diye bir takımla oynadık. Bir Hırvatistan takımı Polet'le oynadık. Son olarak da Catania'yla bir tane hazırlık maçı yaptık. Catania maçı hariç diğerlerini kazandık. Fena değildi hazırlık dönemi. Yeterli en azından. İdare eder sonuçlar aldık. Pescara'yla şimdi bir kupa maçına çıkacağız. Kupa maçından önce transfer geçmişimize şöyle bir bakalım. 3 tane oyuncu kiraladım. Birisi Marcelo Falzerano. 32 yaşında bir kanat hücumcusu. Erkek kanatta da oynayabiliyor. Kanat forvet oynayabiliyor. Kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyor. Gerçi kanat oyuncusu için çok uygun değil galiba ama. Yani her iki rol için de çok ideal bir oyuncu değil tabii ama sonuçta biz de çok ideal bir takım değiliz. Burada yeterli olacaktır. Rotasyonumuza en azından genişlik kazandırmamız gerekiyordu burada. Yine aynı şekilde bir kanat hücumcusu daha aldık. Her iki kanatta da oynayabilen Bjarki Bjarkason. Bunların her ikisi de kiralık bu arada. Ama sezon sonunda takıma katılması şeklinde bir anlaşmayla geldiler. Bu da böyle bir oyuncu. Bu biraz daha zayıf profilli. Bir tane de Alessandro Celli ya da Selli diye bir sol bek aldım. 29 yaşında, bu da İtalyan. İdare eder bir profil görünüyor. Fena değil, en azından oynatabiliriz. Lorenzo Libuti satış listesindeydi oyuna başladığımızda ve kendisi de ayrılmak istedi. Bir teklif geldi kesen adam ve oraya gitti. Satış listesinden onu kaldırmıştım ama yine de teklif geldi ve ayrılmak istedi. Ve takımdan ayrıldı. Tek ayrılan oyuncumuz oydu. 3 tane de takıma katılan oyuncu oldu. Kulüp çalışanlarına eklemeler yaptım. Bir tane böyle çok düşük profilli bir antrenör geldi. Dediğim gibi sadece iş ilanı açıp oraya başvuranlardan personeller aldım. Bir tane iyi bir hücum antrenörü denebilir. Stefano Melandri'yi aldık. Hücum konusunda yetenekli bir antrenör. Roberto De Bellis diye bir kondisyoner aldım. Kondisyon antrenörü aldım. Bence bu takım için gayet iyi, çok çok iyi bir antrenör oldu. Bir tane kaleci antrenörümüz vardı, onu değiştirdim. Biraz daha iyisi bir Mısırlı antrenörle. Gözlemcilerimiz 3 taneydi. Bunların ikisini kovdum. Bir tanesi böyle bir eleman geldi. Böyle Salvatore Antenucci geldi, 13-16. Bu da vardı zaten, bunu da kovmadım. Baş gözlemcimiz de yine duruyor. Açıkçası başvuran personeller arasında da çok iyileri çıkmadı. Bir kez daha şimdi yeniden iş ilanı açtım gözlemci almak için. Fizyoterapistlerimizden bir tanesini değiştirdik. 17 fizyoterapisi olan bir eleman aldım. Burada 7 olan bir tane vardı. Onu kovdum. Baş fizyoterapistimiz zaten iyiydi. Bir de spor bilimcimizi, spor bilimi teknoloji sorumlusunu değiştirdim. Bunun spor bilimcilik özelliği 5'ti, 13 olan birisini aldık. Yeterli diye düşünüyorum personeller için.
Kadromuzda da çok ufak değişiklikler oldu. Taktik bu şekilde. Şimdi taktik toplantısına gidelim. Rakip takım talimatlarına bu maç bu ya, yardımcıya bırakacağım şimdilik. Taktiklere bir döneyim. Kısa paslı oynayacağız ilk maçımızı. Rakibimiz çünkü Pescara bizden daha güçlü bir takım değil. Aslında bir alt ligin takımı. Bu arada kadromuzdaki sakat sayısında biraz daha artış var. Takımın en iyi kanat beki Sampresi, her iki kanatta da oynayabilen, sakatlandı. Yeni düzeliyor. Takımın en iyi hücumcusu Antiste'ydi. O da sakat şu anda. Ve Sirnigoş sakatlandı. Yeni düzeliyor işte. 3 tane de hatta Panzerano da sakatlandı. Yeni transferimiz. O da düzelme aşamasında. Hazırlık döneminde birkaç tane daha sakat verdik. Yedek kadroda kalanların hepsi sakat zaten. Top rakipteyken burayı değiştirmeyeceğim. Rakibi buna da şu an için dokunmak istemiyorum. Evet. Pas tempo bu şekilde kalacak. Bunlar da bu şekilde. Evet. Tamam, böyle gidelim maçımıza. İlk resmi maçımız. Bunlar genç takımdan gelen çocuklar. Kadroyu doldursunlar diye. Favori biziz. Hadi bakalım. Gösterin favori olmamızın sebebini. Orada oyunun sesini. Açmamışım sanırım. Şöyle açalım. Taraftar sesleri de gelsin. Kendi sahamızda ilk maçımıza çıkıyoruz. Şiminski. Yakasından kötü bir pas kaybettik. Ve kontraya çıktılar. Kupone. Kaleci bağırdı. Burlundan daha ikinci dakikada gol yiyor. Çok kötü başladık ilk maçımıza. Teknik direktör Zdenek Zeman. Serbest vuruş Pierre Agnolo. Soldakimiz Arkadir'e yaptırdı. Presimiz başarılı değil. Ama savunmada topu kazandık. Yanko. Yarka son noktası. Gelecek mi? İyi bir hata yapar. Evet,
şu takımdan da top takamıyorsa. Yok be. Kone soldan geldi atamadı. Sağdan geldi attı. 10. dakika. Başarısız bir hücum denemesi. Kimmiş bu kupon ya? Bu kadar iyiysen ne işin var seri C'de? Yarkason orta yapamıyor yine. Çok kötü bir şut Bianco'dan. Ne oley lan daha. Ayrıca taraftar bizim taraftar. Kim oley çekiyor? Kone. Neyse ki yetiştik bu kez. Savunma yönde kuruyoruz. O da biraz sıkıntı oluyor. Ama değiştirmeyeceğim bu şey. Piagnolo. Ah, Romanya oldu kafayı aldı. Muzzi çok uzun bir pas ve isabetli bir pas. Varela, Pettinari, hadi be Pettinari. Güzel bir ataktı. Biraz üstünlüğü aldık gibi. Bir de gol bulabilirsek. Danik Zaman, tecrübeli teknik direktör, genç rakibine karşı üstünlük sağladı. İlk yarıda. Zaman'ın da ne iş varmış seri C'de ya, ilginç. Fenerbahçe'de çalışmıştı Zeman. Bianco. Güzel geldik. Koşup çekecek. Bir arka sonu çıkarıyorum. Zerano gelsin bakalım. Diğer yöntemiz var. Oh, iki.
Bak boy sayılmadı. Offsides. Oraya bayağı ilerdi. Ortanova pası hatalı. Ortanova sen de gidiyorsun. Kabaşı gelsin buraya. Şuraya da Nardi'yi alacağım. Merkezden iki değişiklik. Güzel paslaştılar. Koymuş. Nereye attın lan? Tacı nereye atıyorsun oğlum ya? Şinski'yi çıkaralım oraya da. Merkanları yiyelim. Bir de şuraya bomba yapalım. Üstekini oynayacağız. Kalan dakikalarda topla tutuyorsun. Rakibi biraz kanatlara yönlendireyim. Çok ortadan geliyorlar. Ve orta yapmalarına izin verelim. Biraz geç mi kaldık bu değişiklik için bilmiyorum ama cidden çok fazla ortadan geliyorlar. Wow. O ne? Seri C takımına da yenilmez. Romanya. Bomba hadi oğlum koş. Ben hatalı pas. Kırmızı kart. Ayağını kırdı lan adamın. İşte bu. Lan adamı sakatlamamışımdır inşallah. Değişiklik hakkımız da yok. Zero. İyi bir şey olmamış. Tamam direkt. Lan belki orada pozisyon olacaktı. Bırak o hayli. Roman yaptı. Bir birlik eşitlik görüyor maça. 88 dakika kaldı. Harika bir orta. Çok iyi kafa.
Son dakikalarda bir gol daha atsak güzel olmaz mı? Pierre Nolo. Var evraktı, Varela içeride, Gondo ve gol. Sevim. Mescara onu kullandı ama son dakikalarda öne geçtik. Varela çok klas bir pas. 3-1. Şu FM'de benim başıma gelse 87 dakika 1-0 önüne gitsek ve sonra maçı 3-1 kaybetsek aşırı kıl olurdum. Aşırı sinirlenirdim. Ama şimdi rakibin başına geldi. Bondo, Bazerano. Çok güzel paslaştık. Boş ver hoca, bitir artık ya. Zaten aldık maçı. Maç bitiyor. Regina 3, Pescara 1. Bir şut, onların 9 şutu var. Toplu oynama %52-48, dengeli gibi. Biz az daha fazla koşmuşuz. Dengeli bir maç olmuş aslında. İyi bir galibiyet aldık zaten. Zor da olsa. Adamlar kırmızı kart gördükten sonra da olsa sonuçta aldık maçı. Ve kupada ön tur maçını kazandık. Romanya ilk maçında golünü attı. Şu kadar adam da ilk kez forma giymiş. Takımın hepsi neredeyse. Basın toplantısına katılalım. Basın toplantısındaki soruları okumuyorum bile. Sadece öyle rastgele cevaplıyorum. Hellas Verona ile eşleştik ilk turda. Maçın adamı Varela, 2 asist. Övelim. Evet, Kupa İtalya'da grup aşamasına kalmayı başarmış olduk ön turu geçince ve yönetim hedefini başarıyla tamamladık. En iyi genç oyuncu adayları. Tommaso Galante bizim oyuncumuz. Bu da adaymış. Bunu altyapıdan A takıma çıkardım. Hücum hattına bir adam daha olsun diye. Yani çok bir özelliği yok da çok gerekirse oynatırız. Çok fazla adamımız yok. O yüzden. Damiano Franco. Kötü lan bu. Son bir hazırlık maçımız daha var. Sonra Hellas Verona ile kupa maçı oynayacağız. Evet. Verona ile oynayacağımız kupa maçına geldik. Bir hazırlık maçı yaptık bundan önce. İki kupa maçının arasında. Hazırlık maçında Triestina Serie C takımını deplasmanda 4-1 yendik. Kupa İtalya'da birinci turda şimdi Serie A'dan Verona ile oynayacağız. Size göre cidden zor bir rakip. Kadromuz bu şekilde. Sol bekimiz Sampras'ı döndü.
Piyamuzi savunmadaki değişikliğimiz tek o var. Orta sahada merkezde oynayan oyuncumuzu değiştirdik. Buraya Cigarini'yi aldım bu maç için. Diğeri sakat hafif. Onun dışında Varela'nın yerine Falzerano oynayacak. Varela yorgun. O yüzden öyle. Diğeri de Girma merkez ortası. Cigarini oynuyor onun yerine. Forvetimiz aynı. Diğerleri aynı şekilde devam ediyor zaten. Antis de hala sakat. Onun dönmesini bir an önce bekliyoruz. Umarım lige hazır olur. Bu şekilde bir kadroyla oynayacağız. Bakalım ne olacak. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yok evet, zaten kupada hedefimizi tutturduk. Marco Baroni teknik direktör. Suat Serdar. Suat Serdar Almanya'da yetişmiş bir Türk oyuncu. Eski FM'lerde bazen transfer eder mi kendisini Türkiye Ligi takımlarına? İyi bir defans fortası. Bianco. Romanya. Bu maça daha dikine baslas başladık. Yani senin vereceğin topu. Romani stoperlerimizden Şiminski yarış, diğer ikisinin ayağı çok kötü. Gerçekten Romanya'da öyle. Sekiz falan teknikleri. Bir de sarı kart. %62 pas yüzdesi ne olur mu ya? Stopersin sen bir de yani. Çoğunlukla yanındaki oyuncuya falan veriyorsun tabi. Sveranov maçın favorisi ve büyük ihtimalle kazanırlar. Bizim hedef maçımız bu değil. Biz lige bakacağız. Terbiyesiz yani. Ha, turu geçersek ne hala? Turu geçersek galiba Juventus'la eşleşiyoruz. Bu da bizim için hayırlı mı olur, hayırlı olmaz mı, ben de öyle. Sampresi çok iyi durumda değil. Sakatlıktan döndü ama daha maçı hazır değil. Bunu ikinci yarıya başlarken çıkaracağız. Paslaşarak çıktılar. Bir an bizi alamadı. Taş şimdiden çıkarayım mı çocuğu? Diye.
kötü bir kafa vuruşu yani. Goldü yani. İlk yarıdaki gol beklentimiz 0-0. Aslan'ın önerilerini burada kullanacağım genelde. Maçı hak ediyoruz dedi ama bence hak etmiyoruz. Maçı Verona hak ediyor. Net. Oyun olarak yakaladıkları pozisyonlar olarak. Cigarini. Zerano bir şut denedi ama hadi. Kaleci iyi bir kutlaş yapmıştı ama golü yedik, offside mi? Değil galiba ya. Gol geçerli. İlk yarıda gol yemedik ama ikinci yarının başında golü yiyoruz. Hadi Petinari baskı aldı. Kaleciyle karşı karşıya ama kalecinin üstüne vuruyor. Şu Romanya'yı çıkaracağım ya, sarı kartı da var. Bir Erkason'dan da hiçbir şey olmaz. Pettinari sen de git. Cigarin. Aha. Gole yaklaştığımız bir an diyeceğim de yani az yaklaştığımız. Yine pres hücumda alamadık. Doit. Bonazzoli. Suat Serdar Panaş. Vardı bugün iyi performans gösterdi bence, yeterliydi yani kaleci olarak. Yediği gol dedi artık. Yapacak bir şey yok. Ola. Koyu da değiştirelim artık. Kabaşi girsin. Beş tane şut çektik. Hiçbir isabetli değil. Cigarini. Arka direk. Ne oldu? Ben altını lan yaptım.
Aradan açtı. Bakalım. Penaltı verildi. 83. dakika biterken bir penaltı kazanıyoruz ve oyuna sonradan giren forvetimiz Bondo kullanacak. Penaltı. Bondo attı. Ve Verona deplasmanında eşitliği yakalıyoruz. Cedric Bondo. Maçta kaleye bulan ilk şutumuz golü. Tam kaleye bulan şutumuz yok diyordum. Şimdi bir dakika sonra yeniden alacağız. Evet. Son dakikalarda oyundaki üstünlüğü almışız. Maçın normal süresi sona erdi. Uzatmalara geldik. Hadi gençler. Buraya kadar getirdik. En azından penaltılara bırakırsanız. Müthiş olur. Ortanova'yı çıkaralım. Çok yorulmuş ve sarı kartı var. Oraya Nardi'yi alalım. Rustic. Wow. Strek'ten geri geldi. Las Verona maç penaltılara kalmasın diye saldırıyor. Rustic offside. Offside. Ve ilk uzatma devresinde bitirdik. Verona'yı eleyebilirmişiz. Acaba eleyebilir miyiz? Yani kupala... Kupada böyle şeyler olabiliyor tabii. Yani normalde Verona bizden üstün yani. İyi de oynadılar. İlk penaltıyı Gondo atacak. Evet, ikinciyi Cigarini mi atsın? Zaten penaltı atabilecek 5 adamımız var. Cigarini takımın tecrübelisi. Onu attıralım. Halzerano, Varela. Yavaş tamam, bu sırayla atsınlar işte. Fiamozzi. Sonra Nardi. Markandali. Kazma stoperimiz. Şiminski. En sonunda kaleci Bardi. Evet. Penaltı atmayı biraz bilen 3 tane oyuncumuz var. Penaltı ama tabii biraz şans işi. FM'de de öyle. Rustic penaltıyı kullanıyor. Kalede Bardi dikkatli. Rustic attı. Maçta gol atan Gondo. Burada baktı. 1-1. Saponara. Saponara. Kaleciyi ters tarafa yatırdı. Luca Cigarini.
Güzel vurdu ama neredeyse bence kurtarıyordu. Tecrübeli oyuncumuz attı golünü. Hulls. Oğlum bari azıcık bile kurtarmaya yaklaşamam ya. Hiç birisi mi? Alzerano. Çok uzaktan koştu geldi attı. Sardar. Hadi oğlum bana bir kıyak yap. Suat Serdar'ı satın aldım. Maç öncesi arkadaşlar. Bu nasıl penaltıydı ya? Varela. Varela geldi. Hadi be oğlum ya. Atsaydın. Çok iyi olacaktı ama. Kaçırdı. Embula. O da kaçırdı. Şimdi bu penaltıyı atarsak turu geçiyoruz. Kabashi. Oyuna sonradan gelen bir başka oyuncumuz. Kabashi geldi ve gol. Ve Hellas Verona'yı evine yolluyoruz. Şu maçtan sonra Verona'yı elemiş olduk. İki maçtır kupada şansımız yerinde. Çok güzel bir galibiyet ve Verona'yı eledik. Bir birlik sonuç sonrası. Basın toplantısına katılalım. Kazandığımız maçlardan sonra basın toplantısına katılabilirim. Ve kaybedince yardımcıya bırakacağım. Ve artık ligdeki ilk maçımız var. Verona maçından bir hafta sonra lig başlıyor. Kupadaki diğer maçlar da oynansın. Biz dediğim gibi zannedersem Juventus'la eşleşiyorduk kupada. Ha, Udinese'yle eşleşiyormuşuz. Eğer bunları elersek Juventus'la eşleşiyormuşuz. Yanlış düşünmüşüm. Yine bir seri A takımıyla eşleştik. Juventus'la değilmiş. Takım kaptanı Rosio. İyi kalsın. İkinci kaptan da kaleci vardı. Okey. Özet gönder. Filippo Ranocchio'yu mu öneriyorsunuz? Bunu sağ ol. Mirko Maric. Gözlemci önerilerine şöyle bakalım.
Evet. Miktar santrafor CFI. Fizikselde hız hızlanması çok kötü de diğerleri gayet iyiymiş. Zihinsel de mükemmel. Tam böyle pivot santrafor aslında. Ama yani onun için de para vermeye değmez. Franco solo. O geç. Sağ kanat. Del. Mevzi. Bu ne lan çöp? Yani tamam stoper evet çok iyi teknik olsun demiyoruz ama 4 de teknik olmaz yani. Kelriko. Geç ya. Çok boktan oyuncular. Neyse zaten transfer yapmayacağım. Başka. Para da yok zaten de. Yani içimden bir ses kulübe borcu tak git diyor. Bana şey vermediler. Kursa gönderin ben dedim. Göndermediler. Senin kendi kişisel gelişimin için yatırım yapmayacağız dediler. O yüzden sezon sonu ne olursa olsun Regina'dan istifa edeceğim. Eğer beni kovmamış olursalar. Kendileri bilir. O yüzden bir taraftan da diyorum ki yani kulübe borcu tak git. Gökhan Keskin. Ama bir tane Türk. Beşiktaşlı. İtalya'ya gelsin. Gözlemci olarak. Palermo. Palermo da iyi bir takımdır. Pozio'yu mu öneriyorsunuz? Adam da oynatırız. Palermo bizim sahamızdaki maçta favori. Maç öncesi basın toplantısı geç. Ha, Gökhan Keskin kabul etti. Gelsin. Sezondan beklentiler. Evet. Ha, ulusal C lisansım var. Yanımdaki antrenörlerin hepsi uluslararası A'ya sahip. Uluslararası pro lisansı olan var. Ya bu ne? Lan niye beni eğitime göndermediniz? Ya gözlemcimizin bile ulusal A lisansı var ya. Oyuncu analisti uluslararası B, uluslararası Pro. Bu arada karakterimin vatandaşlıkları Arjantin ve İtalyan. Bu gerçekte Arjantinli birisi. Ama İtalyan ikinci vatandaşlık verdim kendisine. İtalya'da çok başarılı olduğu için
Asıl başarılı olduğu takım da Inter olduğu için de bağlı Inter taraftarı yaptım. Keskini kursa gönderelim. Şimdi bunları Anson yardımcıya bırakıyorum. Yarkason. Yarkason'un yerine şuraya Falzerano'yu alalım. Buraya da Varela'yı. Yoğan. Chiste'yi buraya alacağım. Galante'nin yerine bir Yarkason yedek olsun. Şuraya bu arkadaşı alacağız. Galante'ye ihtiyacımız yok. Chigarini'nin yerine de girme geçsin. Chigarini iyi ama çok yaşlı ve fizikseli bitmiş durumda. O yüzden sürekli oynatılacak bir oyuncu değil. Şunları kaldıralım. Stoperler böyle, kanatlar böyle, merkez tamam. Bu şekildeyiz. Topa sahipken dikine uzun paslı oynayacağız bu maçta. Duran top kazanmaya çalışacağız. Duran toplarda fena değiliz. O yüzden duran top kazanmaya çalış dedim. Burada bir değişiklik yok. Top rakipteyken rakibi kanatlardan oynamaya zorla. Orta yapmasına izin var. Dedik bu şekilde bir taktik belirledim. Ve maça başlayalım. İlk maçımız asıl. Lig şimdi başlıyor. Kupadaki maçlar benim için çok da önemli değil. Kupada başarılı olduk ama önemli olan şeyler ligde. Şimdi saniyede adamlar geldiler. İlk şutu biz çekmişiz ama göstermedi. Zaten gol beklentisi sıfır olan bir şutmuş. Batiste. Alzerano. Transfer sezonu bitmeden ayağı düzgün bir tane stoper mi alsaydım acaba? Bu adamın bu böyle dangalak dangalak pasları beni hep buna düşünmeye itiyor ama. Petinari. Şiminski. Piyamazi. Solak'ta. Bianco atarsın ya. Güzel güzel. Ve denemek lazım. Paranlar, bazılar anlar. Yükseldi, fena da vurmadı ama alt. O kadar iyi oynadık. Kesin bu maçta kaybederiz. Bu maçların ikisinde kötü oynayıp kazandık. Şu ana kadar tam bizim üstünlüğümüzle geçiyor maç. 6 şut çekmişiz. Rakibin 1 şutu var sadece.
Yine korner, yine bizim Hanzer hamleye. 11'lik. Arka bire yaptı. Zaman oraya bastı, bir sonra tepkini arayıp. Arka direk, işte. Evet. Ve ne yaptın adamı bıraktı topu. Ya Romanya ne yapıyorsun oğlum? İlk yarı çok iyi oynadık ama gol yok. Gerçekten iyi oynadık. Zerano. Yine şu Pettinari'yi değiştireceğim ya. Onu da girsin bakalım. Takımda herkes benzer oynuyor. Pontista da peki. Ponzerano'yu çıkarsak mı acaba? Varela'yı alalım. Bir de Sampres'i çok yorulmuş. Oraya da Pierre Gnola'yı alalım. Bu değişikliklerden sonra golü yeriz. Francesco. Almış. Yok hala. Şimdi sonlarına geliyoruz. Bizim dakikalar. Yanko. Yaragmolo. Ah. Güzel bir şunu da. Şunu değiştirelim. Abaşi. Şuraya da ne diye alacağım. İki dinamomuzu değiştirelim. Görülüyoruz. Francesco Anderson. Wow.
İkinci yarı Palermo daha iyi biraz. İlk yarıya göre. Ne geliyormuş ha? Nasıl pası kötü var ya, girdik. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bitir hoca, bitir. Maç bitti. 0-0. Regina 0. Palermo 0. Yeterli. Evet, biraz şanssızlık. Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama 1 puan 1 puandır. İlk maçımızda 1 puanımızı aldık. Sonraki maç Spezia. İlk maçına çıktı. Evet, bir sonraki lig maçımıza geldik. Spezia ile deplasmanda oynayacağız. Spezia sezon öncesi ligde 3. sırada. Medya beklentisi 3. sırada olan takımmış. Palermo da 4. sıradaki takımdı. 4. sırada gösterilen takımdı. Sezona biraz daha güçlü takımlarla oynayarak başlıyoruz. Hafta arası antrenmanlarda forvetimiz Petinari sakatlandı. Bu maçta o yüzden o da yok. Yeni bir sakatımız eklenmiş oldu. O yüzden Gondo ile çıkıyoruz. Üçüncü bir santraforumuz da yok. O yüzden genç takımdan aldığım Galante yedek forvetimiz. Öyle biraz... Biraz bayağı kötü bir çocuk. Özellikle zihinseli berbat. Fiziksel de kötü denebilir. Tekniği de iyi değil zaten. Ama başka da forvetimiz yok. Çok gerekirse belki Antiste'yi forvete çekebiliriz. Maça gidelim. Mümkün olduğunca forvetimizi değiştirmememiz lazım çünkü yok yani. Umarım 90 dakika herhangi bir sorun yaşamaz. Spez yavaşlıyor maça. Sanki rakiplerimiz başladı şu an kadar maçlar. Dragowski. Bartolomeu Dragowski. İyi bir FM kalecisidir. Spezia ilk maçını kazanmış. Ne geliyoruz sanırım. Evet, ama... Zayıf bir kafa oluşuyordu. Kötü olurdu.
Saçma sapan bir gol yedik. Onlar güzel attılar. Yani güzel paslaştılar. Bomboş bıraktılar bunu. Kaldık Guarela. Lavrovski kurtardı. Yeni koyan bek. Antiste. Biraz şansla da olsa golümüzü verir. Stoperimizin birini değiştirdim bu maç öncesi. Mark Andal'ı aldım. Bir de onu deneyelim. O da fazla bu arada ama. Ona da bir şans verelim. Varela, Varela çok iyi geldi. Orta. Kondu. Hadi be. İyi yükseldi. Fena da vurmadı ama. Of. Yedikten sonra tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti maç. Eşitliği de sağladık. Başka da gol bulabilirdik. At sağ tarafa alın. Evet. Aynen. Yürü gitsene, niye geriye en geriye veriyorsun? Aynen. Ruski çıktı aldı. Sağdan ve sağdan yürüyoruz. Yanko ve gol. Harika bir gol attı. 2-1 öne geçti. Şu ana kadar pozisyonlara bakarsak bayağı üstünüz. Gol şanslarına bakarsak. Bianco bir kornerden de bir gol atsak 3-1. Antiste böyle yaklaştık ama olmadı. Bir korner daha.
Geri yönde kapattık. Onların 2 şutu var, bizim 11 şutumuz var. Topu onlar oynuyor, topu onlara bıraktık. Ama pozisyonları biz buluyoruz. Umarım üstünlüğümüzü koruruz ilk yarıdaki. Nasıl alamadı o, anlamadım. Araya da girmişti topla arasına adam. İkinci yarıya hızlı başladı Spezia. Varela ne yapıyor? Adamı bırakmış topluyum ya. Bakalım boş kaldı. Güzel müdahale ama alamadık. Tempoyu çıkaralım. Şu Antis de çok yoruldu. Buraya da Falzerano'yu alalım. Şu merkezdeki iki üçlüyü değiştireceğim. Şuraya Cigarini'yi alalım. 30 dakika idare eder. Aa niye? Dur, bunlardan değiştirdik ya. Değiştiremiyoruz şimdi. 3 kere durdurma hakkı. Varela. Güzel pas. Hadi Bondo. Hadi be. İkinci yarı tamamen Spezia'nın üstünlüğüne geçiyor. Wow. Esposito. Kendine iyi. İyi geldiler ve gol attılar. Yarı tamamen Spezia oynadı, biz de savunma yaptık. Sonunda da attılar yani. San Cristi.
Aşık değil aslında. Bir ortadan da evet, kondo ve var. Mbappé. Rondo'nun golü 3-2, bir kez daha Endes. Kes koruyalım mı ya? Kim ya? Ekber. Offsets. Bayağıymış bu adamın parası. Nasıl pas oğlum? Nasıl pas? Şimdi Rakowski de geldi hücuma. Evet. Son dakikalarda nefesle tutuyoruz. Ligdeki ilk galibiyetimiz için üstelik ligin iyi takımlarından birine karşı deplasmanda öndeyiz. Varela. Solum topu. Çizgarini güzel. Güzel paslaştı. Olmaz. Artık herhalde kornerden sonra maç biter. Hatta önce bitti. 3-2 kazandı. Müthiş. Çok iyi bir galibiyet aldık. 2 hafta 2 zorlu rakip. Bir beraberlik, bir galibiyet. Bence lige harika başladık diyebilirim. Kondo maçın adamı oldu. Evet. Sanki diğer forvetimiz dönse de bir süre bunu ilk 11'de çıkarmaya devam edebilirim. Tam bir daha tarihte bulunabiliyor muyum ya? Yok. Bir sonraki bölümümüze kadar, bir sonraki bölümde ligde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni maçımız, sonraki maçımız Venezia. Sonraki fikstürümüz bu şekilde. Venezia, Stella, Ternana, Südtirol. Daha makul bir fikstürümüz var. Kesin burada da çok puan kaybedersin. Böyle bir fikstürle devam edeceğiz. Sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım biraz da olsa ilginizi çeken bir kariyer olur, olmuştur. Defansif oyun anlayışından taviz vermeyen ama gegenpressle oynayan bir takım. Bu şekilde oynayan bir takım. Bu taktiği değiştirmeyi düşünmüyorum. Çok az ufak tefek değişikliklerle kariyerimi her takımda aynı şekilde rollerde ufak değişiklikler. Belki şu ortadaki adamı bir tık geriye alarak ya da bir tık ileri alarak benzer bir taktikle, benzer dizilişle
Her takımda oynamaya devam edeceğim. İzlerseniz, beğenirseniz, yorum yapıp takip ederseniz sevinirim. Ben size şimdilik iyi günler diliyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.